Kardeşlerim, muazzez müminler, bu ümmet Kur'an-ı Hakîm'e, Cenab-ı Hakk'ın talimatlarına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ettiği zaman içerisinde insanlık için umut olmuştur. Saadet şeklini, saadet nizamını sadece bu ümmet, Kur'an-ı Hakîm'i, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı, onun talimatlarını hayata tatbik edince insanlar soluklayabilmişler, o iklimi teneffüs edebilmişler. Cenab-ı Hak bize bu ümmeti anlatırken, كُنْتُمُ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ Siz levh-i mahfuzda, Allah Azze ve Celle'nin ilminde, yani ta ezelde, insanlık için çıkarılan, insanlık için icat edilen bir ümmetsiniz. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Marufu emredeceksiniz. Şeriat neyi kabul ediyorsa onu anlatacaksınız. Akıl neyi güzel görüyorsa siz ona çağıracak, ona davet edeceksiniz. Tarihi sürece baktığınız zaman bu ümmet sebilleri yollara kurmuşlar, sebiller inşa etmişler. Bundan içenler Müslümanlar olabilir, Yahudiler, Hristiyanlar. Hatta putperestler olabilir, onlar da gelmişler. Bu ümmetin yaptığı sebilden su almışlar, evlerine su götürmüşler. Su kuyuları vurmuşlar çölün ortasına. Kafirler, müşrikler, zalimler, insan olan, hayat taşıyan, hatta hayvanlar gelip buradan alsınlar ya da birileri alıp onlara versin diye. Bütün yeryüzünü, bütün insanlığı Allah Azze ve Celle'nin ehli mesabesinde görmüşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi İyalullah olarak kabul etmişler. Onların yardımına, onların imdadına koşmuşlar. İnsanlardan da öteye gitmişler. Hayvanın hakkını, hayvan hukukunu da onlar korumuşlar. Errahimun yerhamuhumur rahman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz eğer kediye, köpeğe, hayvanlara yani merhamet gösterirseniz, bir kış günü kapınıza gelen, ayağı topal, gözünü kaybeden hayvana, kediye, köpeğe merhamet eder de bir şeyler verirseniz, Allah Azze ve Celle de size merhamet eder. Hayvanın da hakkı var, hukuku var, onlara da riayet edilmeli demiş bu ümmet. İmam Şirazi rahmetullahi aleyh, yolda yürürken önde talebeleri var. Talebeleri hocamız geliyor diye yoldaki köpeği oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İmam Şirazi fark edince dönüyor talebelerine diyor ki اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الطَّر۪يكَ بَيْنَنَا مُشْتَرَكُنْ Haberiniz yok mu? O yolda o köpeğin de hakkı var. Bizimle beraber bu yolda onun da yürüme hakkı var. Neden onu biz geliyoruz diye yoldan uzaklaştırıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram hasta olduğu zaman ziyaret ediyor. Yahudi çocuk hasta oluyor. Allah Resulü aleyhisselam insan diye onun da evine gidiyor, onu da ziyaret ediyor. Sonra sahabe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, onun menhecinde yürüyorlar. Dünyayı bütün insanlık için saadet, bütün insanlık için umut hazinesi haline getiriyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, bir gün dolaşırken kenarda bir adam görür. Elini açmış dileniyor. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu ne haldir ey yaşlı adam diyor. Ey şeyh bu ne haldir? Neden burada da sen İslam devletinde elini açıp da yardım dileniyorsun? Seni gören yok mu? Senin evine ekmek getiren yok mu? Seni kimler burada bu halde bıraktı? Diyor ki ben falan işle meşgul oluyordum. Yaşlandım, bakacak kimselerim yok. Şimdi burada elimi açıyorum. Bana verdikleriyle evimde nafaka bekleyenlere nafakayı götürüyorum. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh benimle gel diyor. Alıyor devletin hazinesine getiriyor. Bu adama diyor ne kadar nafaka ya ihtiyacı varsa bu adamın nafakasını ona veriniz ve bunun gibi ne kadar İslam devletinde adam varsa dilenmek zorunda bıraktığımız ne kadar insan varsa onların da iaşesini İslam devletinden karşılayın. Zamanında biz bunlardan vergi aldık, cizye aldık. Şimdi yaşlanınca onları bu halde bırakamayız.
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Yani hayvanlar bir ümmet, onların kendi dünyaları var. Orada baba var, orada anne var, orada kardeş var. O hayvanlara su ikaslı Kur'an hakim yasaklamış. Kafir, Yahudi, Hristiyan, onların da bir ailesi var. Onların ailelerinin de hakkı hukuku korunacak demiş İslam. Yeryüzüne eman, yeryüzüne imanı getirdi. Çünkü siz bir mütefekkirin gölgesinde, ufkunda oluşan bir nesil değil. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Levh-i mahfuzda Allah Azze ve Celle'nin ilminde ta ezelde İnsanlığı kurtarmak için takdir edilen bir nesil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, onun talebeleri. Peki siz bu hakikat üzere kalırsanız, burada yürürseniz, لَنْ يَذُرُّوكُمْ اِلَّا اَذَا وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Yahudiler, Hristiyanlar, bütün küresel güçler, toplansalar, siz emri bil marufa, nehyi anil münkere devam ettiğiniz müddet içerisinde, yani bütün yeryüzünün, insanlığın, hayvanların hakkını korumayı taahhüt ettiğiniz müddet içerisinde asla Yahudiler size eza veremeyecekler. Yani onların ezaları sadece sözle sınırlı kalacak, o kadar. لَنْ يَذُرُّوكُمْ اِلَّا اَذَا. Sadece sözle size eza verebilecekler. Savaş meydanına inince, sizinle savaşmaya kalkınca onlar yok olacaklar, helak olacaklar. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara zilleti takdir etmiştir. Kardeşlerim, bu ümmet Kur'an-ı Hakim'in ufkunda kalınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba edince, Yahudiler len yadurrukum illa eza. Hristiyanlar bütün güçlerini topladılar ama bu ümmete zararları söz planından öteye geçemedi. Yıkamadılar bu ümmetin devletlerini. Bu ümmeti ayaklar altına alamadılar. Mescitlerine postallarıyla giremediler. Onların mihraplarına cünüp halleriyle gelemediler. Allahu Ekber'e hakaret edemediler. لَنْ يَذُرُّوكُمْ اِلَّا اَذَا وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Meydana inince helak olacaklardı. Sonra birileri gelip de, bir ordu gelip de onların elinden tutup ayağa kaldıramayacak. Kainatın sahibi sana da bana da bütün Müslümanlara bunu garanti etmişti. Fakat olmadı. لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. İşte bu ehli imana, Müslümanlara, insanlığın içerisinden onlara en şiddetli adaveti olan, en şiddetli buğzu olan Yahudilerin bugün ümmete yaptığını görüyorsunuz. Peki neden bu hale geldik? Neden Beyt-i Makdis'te, neden Kudüs'te Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği Beyt-i Makdis'te Yahudi askerlerinin postalları var? Çünkü bu ümmet Allah Azze ve Celle'nin ona takdir ettiği كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yanlışa, münkere yok demediler, hayır demediler, bedenlerini taşın altına koymadılar, kenara çekildiler, başkaları mücadele yapsın dediler, marufu emretmediler. Emretmeyince söz planında kalacak eza şimdi hakikat planına taşındı. 1,5 milyar alemi İslam, bir avuç Yahudi'yi orada kahredemiyorlar. Onun üzerine gidemiyorlar. Neden? Ezeli ve ebedi misyonuna bu ümmet ihanet etti, hiyanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı yerde durmadık. Kardeşlerim, ashab-ı kiramdan Kur'an-ı Hakim bahsederken radıyallahu anhum ve radıvan buyuruyor. Yani Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencilerinden, onun ashabından razı. Bunu bizzat Kur'an-ı Hakim'de tasih ediyor. Fakat o sahabe Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet edince, ganimeti görüp el-ganime el-ganime diye dağdan inince yıkılan sahabinin
Gelen melekler Bedir'de olduğu gibi elinden tutmadı. Eğer sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onun sünnetine, onun talimatına muhalefet edince Rabbim ona yardım etmiyorsa sana yardım eder mi? Bana yardım eder mi? Peki o zaman yeniden göklerin kapısı açılsın. Yedullahi fevka idihim. Cenab-ı Hakk'ın kudret eli, Cenab-ı Hakk'ın nusreti bu ümmetin üzerinde olsun istiyorsak, bunun yolu kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun talimatlarına, Kur'an-ı Hakim'e, İslam'ın ufkuna dönmek, oraya yönelmek. O zaman göreceksiniz ki Yahudiler, insanlığa söyleyecek sözü olmayan yeryüzünün bu en hain yaratıkları, en hain mahlukları yok olacaklar. Çünkü bunlar yeryüzüne sadece kan getirebilirler, gözyaşı, acı getirebilirler, ihanet getirebilirler. Kur'an-ı Hakim bunların alınlarına zillet mührünün vurulduğunu haber veriyor. Ama bunun yolu bu ümmet Kur'an'a dönecek. فَاَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ. O zaman göreceksiniz ki köpük yok olacak. Yahudi insanlığın köpüğüdür. Köpük gidecek, geriye su kalacak, hakikat kalacak, hak kalacak yani. Yeryüzünde bu ümmet yeniden insanlığa hayat verecek. Hayat verebilmek için Kur'an-ı Hakim'in, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin önündeki bütün engelleri kaldırmak lazım. O zaman göreceksiniz ki insanlığa bir cemaat olarak değil, cemaat olarak bakan, kendisini efendi, yeryüzünü sürü olarak gören, koyun olarak gören, kendisini efendi, insanlığı köle olarak gören Yahudi tasalludu, işte o zaman yani biz Hakk'a, Allah'ın rahmetine muhatap olacak konuma ulaştığımız zaman فَاَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ. Köpük olan Yahudi o zaman yok olacak, hakikat kalacak, sen kalacaksın yeryüzünde. Şuara suresinde Cenab-ı Hak bu ümmetin oluşunu, bu ümmetin erişini, Hakk'a yönelişini, Yahudilerin, Hristiyanların, diğer zalimlerin tasallutundan kurtuluşunu anlatırken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kurtuluşun esaslarını, kurtuluşun ilkelerini şu ayetlerde ifade buyuruyor. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرُ. Yani sen tevhide bütün varlığınla, bütün mevcudiyetinle teslim olacaksın. Allah'tan başka güç merkezi, Allah'tan başka otorite tanımayacaksın. Eğer hayatında şunlar da var, şunların da gücü var, şunlarla anlaşayım, şunların talimatlarına da kendi dünyamda yer vereyim dersen فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada kardeşlerim, muhal farz, peygamberin hayatında küfre, zalime, tuğyana zerre kadar bir kayış olmaz. Ama kainatın sahibi buyuruyor ki, muhal farz, senin hayatında tevhidin dışına zerre kadar bir sapma bile olsa فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ. Allah Azze ve Celle senden önceki, ümmetinden önceki milletlere nasıl azap ettiyse göklerin kapısı sana, senin ümmetine azap etmek için o zaman da açılır. Yani sen rahmete, merhamete muhatap olabilmek için o yolla yürüyeceksin. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ. Önce muvahhid olacaksın. Tevhidin ilkelerini yüreğine, evine, sokağına, devletine hakim kılacak. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ. En yakından başlayacaksın. Kızın Fatıma'ya, amcana döneceksin Abbas'a, sonra daha uzakta olanlara, sonra bütün Mekke'ye ve sonra bütün bir yeryüzüne وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ. Allah'ın narı var diyeceksin. Eğer bu dünyada Allah'ın talimatlarına göre yaşamazsan kızım Fatıma, vallahi kıyamet günü baban Muhammed bile seni kurtaramaz diyeceksin. Sen de oğluna dön, babana dön, kardeşine dön. Benim şu kadar kitabım olsa, şu kadar namazım, şu kadar orucum, şu kadar sadakam olsa, vallahi kıyamet günü baban, annen, kardeşin, arkadaşın seni Allah'ın narından kurtaramaz de.
وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Önce muvahhid ol, sonra o tevhidi dön, bütün insanlara anlat. Ardından tevazu kanatlarını, kuş nasıl yavruları üzerine gererse, sen de tevazu kanatlarını hem ümmetin hem insanlığın üzerine ger. Ashab-ı kiram, Efendimizin yolundan gidenler, nasıl onlar hayvanların da hakkı hukuku var dediler. Hayvanın hukukuna bile riayet ettiler. Kış günü kapılarına gelen, gözü kör bir kedi varsa, bunun bu ümmet üzerinde, bu mahallede hakkı var dediler. Onunla alakadar oldular, ona yemini verdiler, ona yalını verdilerse, o halde siz, لِمَنْ اِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Sen de sana iman edenlere, ittiba edenlere, müminlerden sana ittiba edenlere, onların üzerine tevazu kanatlarını ger. وَخْفِذْ جَنَاهَكَ لِمَنْ اِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Ve namaz namaz, Rabbine dön, Rabbine yalvar, ona iltica et. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ Ve sonra وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ Aziz olan, bütün zalimleri kahredecek, onları perişan edecek güç ve kuvvetin sahibi Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ Onun rahmeti huzuruna kalktığın zaman teheccüd vaktinde senin üzerinde ve bir de sen ümmetine namaz kıldırıyorsun. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ Mihrapta duruyorsun, Allahu Ekber diyorsun, kıyamdan rükûye gidiyor, rükûden secdeye iniyorsun. Bütün yönelişlerinde, bütün kalkışlarında Allahu Ekber diyorsun. İşte seni o halde gören, sana merhamet eden, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. Önce muvahhid olacak, sonra inzar edecek, sonra tevazu kanatlarını insanlığın üzerine, ümmetin üzerine gelecek. Sonra namaz namaz Rabbine iltica edecek, sadece ona tevekkül edecek. Eğer bunları yaparsan Allah Azze ve Celle Yahudilerin zararını sadece söz planında bırakacak. Onlar camilerinize postallarıyla giremeyecekler. Onlar dininize, onlar Allahu Ekber'e, onlar sizin hakikatinize ihanet edemeyecekler. Bu ümmet, izzeti Kur'an-ı Hakim'in, izzeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın safında, onun yanında arayınca Allah Azze ve Celle karşısında ne kadar insan varsa, ne kadar büyük bir kemiyet varsa onları mağlup etmişti kardeşlerim. Kudüs'ün kapılarını açmıyorlar. Olmaz diyorlar. Ebu Ubeyde radıyallahu anh orduyla, İslam ordusuyla Kudüs'ü kuşatmış ama kapı açılmaz diyorlar. Madem ki sizin devlet başkanınız var, Ömer var, o gelsin, kapıyı ona açalım. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz'e haber gönderiyor. Diyor ki bunlar şehri açmıyorlar. Sen gelirsen anlaşmayı kabul edecekler. Kudüs'ü buradaki Hristiyanlar bize teslim edecekler. Hazreti Ömer Efendimiz, sahabe-i kiram efendilerimizle istişare ediyor. En son Hazreti Ali Efendimiz sen git diyor. Savaşmadan orayı kurtaralım. İnsanlar ahiretlerini kurtarsınlar. Müslüman olarak yaşasınlar, Müslüman olarak ölsünler. Hazreti Ömer Efendimiz Medine'den yola çıkar. Kudüs'e yaklaşır, Şam topraklarındadır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Halid bin Velid ve sahabeden diğerleri var. Devlet başkanı Hazreti Ömer Efendimiz'i karşılarlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yaşlı bir devesi var, onların yanında devlet başkanına makam aracı olacak bir Türk atı var. Diyorlar ki, bu halde sen Kudüs'e bu halde gidemezsin. Onlar seni bu halde görürlerse, bu devletin gücü yok, bu devletin kuvveti yok, sana vermezler Kudüs'ü. Belki anlaşmaya yaklaşmazlar, sana şu atı verelim, üzerine işte şu bezleri serdik, bunun üzerine bin, bununla Kudüs'e gidelim. Hazreti Ömer Efendimiz döner Ebu Ubeyde'ye, Halid bin Velid'e der ki, Eazzenallahu bil-İslam, Allah Azze ve Celle bizi Türk atlarıyla, Arap atlarıyla değil, makam araçlarıyla değil,
İslam'la aziz kılmıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba etmekle şereflendirmiştir. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ın, İzzet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, İzzet müminlerin yanında yer almaktadır. Hazreti Ömer Efendimiz gelir, Kudüs'ün kapıları açılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın girdiği yerden, Ömer radıyallahu anh o kapıdan mescide girer, tahiyyetül mescid namazı kılar. Sabah olunca da Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerine, sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimize sabah namazını kıldırır kardeşlerim. Şimdi hakla batılın mücadelesi devam ediyor. Yeryüzünü Kur'an-ı Hakim'in köpük olarak bize bahsettiği batıl, yani Yahudi, sermaye ile, siyasetle, askeri güçle istila etti. Neden? Biz hak olamadığımızdan, biz hakikat olamadığımızdan, bütün bu belalar, zillet, mağlubiyet, mahkuriyet, bu ümmetin başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Kur'an-ı Hakim'le ittiba sorunu yaşadığımızdan dolayı bu belalar, bu acılar başımıza geldi kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلْ فَيَدْمَغْهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ Biz hakkı batılın başına vururuz. Batılı kırar, batılı paramparça yapar. Yok olur batıl. Yani sen haksın kardeşim, hakikatsin. Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın anlattığı gibi hak olabilirsek, hakikat olabilirsek, işte o zaman Allah Azze ve Celle sayımıza bakmadan, çokluğumuza bakmadan, askeri gücümüze bakmadan hakkı batılın başına vuracak, Tel Aviv yok olacak. Hayber'i yok eden Tel Aviv'i de zulüm, ihanet, tuğyan merkezinde yok edecek. Ama bunun yolu bel nakzifu bil hak, hak olabilmek. Yani sen hak olabilirsen namazınla, orucunla, sadakanla, Allah yolunda vereceğin mücadeleye niyet etme azminle hak olabilirsen اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْ Fetih Allah'tan gelecek. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا Nusret ondan gelecek. Fetih biz veriyoruz diyor. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا Kardeşlerim, 1,5 milyarlık alemi İslam seyrediyor. Şimdi Kudüs'te Yahudi postalları var. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Kur'an-ı Hakim, mescitleri yapacakların özelliklerini bize anlatırken, onlar bir de sadece Allah Azze ve Celle'den korkarlar. Yani Yahudi'den korkanlar, Londra'dan, Paris'ten, New York'tan korkanlar, onlar gökdelen yaparlar ama Kudüs'te Yahudi postalları, Beyt-i Makdis'te Yahudi postalları var. Sayıları şu kadar olur ama bu zilleti, bu ihaneti, bu mağlubiyeti seyrederler. Hakikat olamadıkça, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi namaz kılamadıkça, Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi izzeti makam araçlarında değil, İzzeti gökdelenlerde değil, İzzeti Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da arayınca bu ümmet Ömer olacak, Kudüs'ün kapıları açılacak, çocuklar gelecek, yaşlılar gelecek, Hindistan'dan gelecek, Ankara'dan, Kahire'den, mürsiler gelecek, zindanların kapıları açılacak, Beyt-i Makdis'te Ömer gibi bu ümmet yeniden namaz kılacak. Ama bunun yolu hak olabilmek, hakikate ittiba edebilmek. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker. Allah Azze ve Celle, siz sıradan bir ümmet, bir millet değildiniz. Siz Londra, siz New York parlamentosunda görüşülüp projesi hazırlanan bir millet de değilsiniz. Sizin projeniz ezele dayanıyor. Sizin mimarınız Allah Azze ve Celle. Sizin kitabınız Kur'an-ı Hakim. Sizin baş kumandanınız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o yola dönünce Allah önünüzdeki bütün kapıları açacak.